Söyle dinliyorum. Ne konuşacaksın benimle? Yarınlarımızı. Artık hep yanımda olmanı arzu ediyorum. Daha açıkçası kocam olmanı istiyorum. Çıldırmışsın sen daha zavallı kocanın cesedi soğumadan. Sakin ol sevgilim. Herkes kendi hayatını yaşar. Benim gibi genç ve güzel bir kadın moruk kocasının matemini bir ömür boyu tutamaz. Sen yitirmiş olabilirsin Gamze. Ama ben utanma duygumu henüz yitirmedim. Benimle sevişirken düşünseydin. O zaman utanmıyordun. O anı hatırlatma bana. Bize bakan gözlerini bir türlü unutamıyorum. İğrenmişti, nefret doluydu gözleri. Öldüğüne hala inanamıyorum. Yazıhanesine edilen telefondan sonra bizi ateşli posta görünce kalbi dayanamadı. Ben de dayanamıyorum. Uzaklaşacağım senden. Hayır, beni bırakamazsın. Temize de çıkamazsın Fikret. Biz büyük bir günahın iki ortağıyız. O gün dostu olduğunu söyleyen bir kadın aradı babanızı. Peki kim olduğunu söylemedi mi? İsim vermedi mi? Hayır, yalnız söylediği şeyler çok önemli olmalıydı. Rahmetli sanki şok geçirir gibi oldu, fenalaştı. Bilseydim o şahsın babanızla konuşmasına engel olurdum. Son günlerde şaşılacak kadar iyiydi baban. Beni ümitlendirmişti. Bir ameliyatı bile düşünüyordum. Sizce ölümüne ani bir şok mu sebep oldu doktor? Hiç beklemediğim bir şok dersem daha doğru olur. Ancak şoklara, krizlere karşı babanız tedbirliydi. Üstünde, iş yerinde, evinde, hatta arabasında bile trinitrin hapları bulunurdu. Babam haplarından almamış mıydı doktor? Hayır, dilinin altında trinitrin hapı yoktu. Oysa öldüğü gün yanında karısı bulunuyordu. Telaşa kapılıp hapı vermemiş herhalde. Hanımefendi korkunç üzgündü. Babanıza sevgisi gerçekten çok büyükmüş kızım. İlacını alabilseydi babam kurtulur muydu doktor? Kesin cevap veremem ama %90 krizi atlatabilirdi. Ne diyelim kızım, şanssızlık. Ya da bir cinayet. Yemeğe başlamak için seni bekledik şekerim. Hoş geldiniz Banu Hanım. Sana sormadan karar vermek istemedim Banu. Ne de olsa kızım sayılırsın. Genç bir kadınım. Erkeksiz yaşamak güç. Acaba Fikret'le evlenmeme karşı gelir misin? Karşı gelirsem evlenmeyecek misiniz? Çok anlayışlı olduğun için böyle bir ihtimali düşünmedik. Yani kararlısınız. Evet. Bazı şeyleri anlatmak çok güç Banu. Ama yapmak çok kolay değil mi? Sana adını, şerefini veren babama karşı çok insanca bir davranış. İkinizden de tiksiniyorum. Milyonlar hatırına bu kadar hakarete dayanılır tabii. Sevgilim, evlenmemiz için hiçbir engel kalmadı.